Merhabalar, sevgiler, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizinle beraber arkadaşlar KPSS vatandaşlık dersine yönelik harika bir genel tekrar videosu yapacağız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Eğer hazırsanız çok fazla zaman almamak koşuluyla soruları okuyup direkt cevaplarını söyleyeceğim. Bu şekilde yürüyeceğiz. Umarım başınıza bir katkısı olur. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden biri değildir? Arkadaşlar, kısıtlama nedeni olmayan yaşın küçüklüğüdür. Akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yaşam tarzı, mal varlığını kötü yönetme bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuz, gerçek kişiliğin sona ermesiyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Gerçek kişiliğin ölümün 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Bu doğru bir ibare arkadaşlar. Bir, kişi ölüme kesin gözlülük bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolmuşsa ölmüş sayılır. Birden fazla kişiden hangisinin önce ve sonra öldüğü tespit edilmemişse hepsi aynı anda ölmüş sayılır. Bu da doğru. Doğru cevap şıkkımız E. Arkadaşlar, hakim kanunda bir boşluk olup olmadığını belirleyebilmek için yapması gerekenle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hakimin kanunda bir boşluk olup olmadığını belirleyebilmesi için arkadaşlar kanun hükümlerini ne yapabilir? Yorumlayabilir. Doğru cevap şıkkımız C. Kişinin medeni haklara ve borçlara sahip olabilmesi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bir, kişinin medeni haklara arkadaşlarım ve borçlara sahip olması durumu hak ehliyeti diye adlandırılır. Doğru cevap şıkkımız C. 1982 Anayasasına göre kesin hesap kanunu tasarısını TBMM aşağıdakiler hangisi sunar? Bu tasarıyı arkadaşlar kim sunar? Cumhurbaşkanı TBMM kesin hesap kanunu sunmakla sorumludur. Köy derneği kimlerden oluşur arkadaşlar? Köy derneği sevgili arkadaşlarım, köyde yaşayan bütün seçmenler köy derneğin doğal neydir arkadaşlar? Üyeleridir. Yukarıdakilerden hangileri idarenin kuruluş ve görevlerine ilişkin anayasal arkadaşlarım ilkeler arasında yer alır? İdarenin bütünlüğü, yetki ve usulde paralellik, kanuni idare yetki genişliği. Arkadaşlar, bir kere idarenin bütünlüğü var. Kanunda kanuni olarak idare var, yetki genişliği var. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır? İdari yargı kuruluşları sevgili arkadaşlar, idari yargı kuruluşları içerisinde yer alan vergi mahkemeleridir. Diğerleri adli yargı içerisinde yer alıyor. Aşağıdakilerden hangisi valinin merkeze danışmadan karar alabilmesini ifade eder? Valilerin merkeze danışmadan karar alabilme yetkilerini arkadaşlar biz yetki genişliği ilkesi diyoruz. Yetki genişliği ilkesi. Hangisi normal hiyerarşisine göre en alttadır? En altta olan hangisi arkadaşlar? Genelgeydi. Sırayla neydi? Anayasa, yasa, kanun hükmüne, kararnameler, yönetmelikler sırasıyla gidiyor ve genelgeler en sondu sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap şıkkımız C. Anayasaya göre yasama organının yürütme organını denetim yollarından hangisinde bakanların yüce divana sevkine kararı verilebilir? Yani hangi denetim yolu sonucunda bakanlar yüce divana gönderilebiliyor arkadaşlar? Doğru cevap şıkkımız C'dir. Meclis soruşturması sonucunda bakanlar yüce divana yargılanmak üzere sevk edilebilir. Bunu unutmayalım. 12.'si aşağıdaki mahkumiyetlerden hangisi devlet memuru olmaya engel değildir? Arkadaşlar, devlet memuru olmaya engel olmayan durum taksirli suçlardan hükümlü olmak. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B'dir. Yani taksirli suçlardan dolayı 13 ay hapis cezası mahkumiyeti bir kişinin memur olabilmesi önüne engel değildir. Dolayısıyla taksirli suçlardan alınan cezalar memurun önünde engel değil. Bunu unutmayalım. Burada taksir kelimesi bizim için ne olsun? İpucu olsun. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin denetimini aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapar? Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin denetimini Sayıştay aracılığıyla yapar arkadaşlar. Kimin adına yapıyor bunu? TBMM adına yapıyor Sayıştay. Bu kimin? Siyasi partilerin denetimini yapıyor. Kanunsuz emir
ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunsuz emirle ilgili konusu suç teşkil eden emir hiçbir süreyle yerine getirilemez. Bu doğrudur. Anayasa hükümlerine aykırı emir yazıyla yenilense bile yerine getirilemez. Yönetmelik hükümlerine aykırı emir memur tarafından yerine getirilmemeli. Aykırılık emir verene bildirilmelidir. Israr edilen yazıyla yenilen emir yerine getiren memur emrin yerine getirmesine sorumlu değildir. Arkadaşlar burada yanlış olan ibare anayasa hükümlerine aykırı emir yazıyla yenilense bile yerine getirilemez. Eğer yazıyla yenilenirse alt birimde bulunan bunu yerine getirir. Fakat sorumluluk bu emri verendedir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. 15. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakiler hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir? TBMM üyeliğinin sona ermelerinin birisi arkadaşlar Cumhurbaşkanınca bakan olarak atanan kişinin milletvekilliği ne olur? Sona erer. TBMM üyeliği. Fakat genel kurulda görev almak, başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanı'na vekalet etmek, belediye başkanlığı adayı olmak, TM komisyonuna görev almak bu görevin sona ermesinde bir neden değil. Fakat bakan olan bir kişinin meclise olan ilişki kesilir arkadaşlarım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir? Arkadaşlar görev yetkilerinden biri olmayan kamu baş denetçisini seçmek. Kamu baş denetçisini seçmek kimin görevi? TBMM'nin. Fakat kanunları yayımlamak, üniversiteleri rektör seçmek, genel kurmay başkanı atamak, yüksek öğretim kurulu üyelerini seçmek Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında sevgili arkadaşlarım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik seçim ilkelerinden biri değildir? Demokratik seçim ilkelerinden biri olmayan arkadaşlar açık oy, gizli sayım ve döküm tam tersidir. Gizli oy açık sayım ve dökümdür. Dolayısıyla genel oy, eşit oy, gizli oy seçimlerin yargı organlarının denetimine yürütülmesi demokratik bir seçimde olması gerekenlerdir. Üçüncü sorumuz milletvekilinin TM kararıyla düşürülmesine karşı hangi mahkemede dava açılır arkadaşlar? Eğer TBMM kararıyla milletvekilliği düşürülmüşse buna karşı hangi mahkeme başvuruyor? Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne? C. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin meclis kararına karşı kararın alındığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir? Yani yasama dokunulmazlığı kaldırılmışsa bir kişinin bu kişi Anayasa Mahkemesi'ne en geç kaç gün içerisinde başvurmalı arkadaşlar? En geç 7 gün içerisinde başvurmalı. Doğru cevap şıkkımız C şıkkı. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki hangisi siyasi parti üyesi olabilir? 82 Anayasası'na göre arkadaşlar üniversite öğrencileri ne yapabilir? Partilere üye olabilir. Fakat yargı mensupları yine memur olarak çalışan kişiler, yine asker kökenli kişiler, yine lise öğrencileri üye olamaz ama üniversite öğrencileri arkadaşlar herhangi bir siyasi partiye üye olabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken lise öğrencileri olamıyorken üniversite öğrencileri olabiliyor. Devlet memurlarına ilişkin yasaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Yanlış olan ibare mal varlığı edinemezler. Bütün devlet memurları kanunlar çerçevesinde mal edinebilir. Birlikte çekilme yasaktır arkadaşlar. Görev, grev yasaktır. Yine tüccar olamazlar. Yani ticaret yapamazlar. Görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ilgili gizli bilgileri kesinlikle bakan izni olmadıkça ne yapamaz? Açıklayamazlar. Ama burada yanlış olan bilgi E şıkkı. TBMM ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar. Yanlış olan bilgi bir milletvekili diğer toplantıya katılmayan bir milletvekilinin yerine oy kullanabilir. Bu yanlış bir ibare. Yani hiçbir milletvekili bir başkasının yerine ne yapamaz? Oy kullanamaz. Meclis bütün görüşmeler üye tam sayısının en az 3'te 1 ile toplanıyor. Meclis bazı durumlarda gizli oy ile karar verebilir. Bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapabiliyor. Arkadaşlar yasama yılı her ay Ekim ayının ilk günü başlıyor. Bunlar doğru ibareler. Aşağıdakilerden hangisi harcama üzerinde alınan vergilerden birisidir? Harcama üzerine alınan vergi arkadaşlar
KDV yani katma değer vergisidir. Aşağıdaki makamlardan hangisi genel kolluk, idari kolluk amirlerinden biri değildir? Genel idari kolluk amirleri, arkadaşlar genel idari kolluk olmayan jandarmadır. Kaymakamlar, valiler, İçişleri Bakanı ve bakan bunlar birer nedir? Genel idari kolluk amiri iken jandarma bunlara dahil değil. Yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası aşağıda verilen hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? Arkadaşlar 1982'de yürürlüğe girmiş. Bir kimsenin kendi fiili ile haklar kurabilmesi ve mükellefiyetler altına girebilmesi ehliyeti hukukumuzda hangi kavram ile tanımlanmaktadır? Arkadaşlar bu fiili ehliyet olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkı. Yani bir kişinin kendi fiili ile haklar kurabilmesi, mükellefiyetler altına girebilmesi fiili ehliyet olarak tanımlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk bölümleri arasında yer almaz? 12. sorumuzun doğru cevap şıkkı ticari yargılama hukukudur. Medeni hukuk, borçlar hukuku, aile hukuku, miras hukuku birer nedir arkadaşlar? Özel hukuk bölümü arasında yer alıyor ya da dalı arasında. Özel tüzel kişilikler arasında yer alan vakıflarla ilişkin yukarıdaki ifade hangisi doğrudur? Vakıflar kazanç paylaşma amacı gütmezler, doğrudur. Herhangi kazanç elde etmezler. Sadece mal toplu şeklinde örgütlenmişlerdir sevgili arkadaşlarım. Zorunlu organı yönetim kuruludur. Yönetiminden mütevelli heyet başkanı sorumludur. Her dördü de doğrudur. Yani kazanç amacı gütmezler. Bir mal varlığı, mal topluluğu şeklindedirler. Zorunlu organları arkadaşlar yönetim kuruludur. Bir de mütevelli heyet başkanı sorumludur bu kuruluşlardan. İptal müeydesi ne demektir? İptal arkadaşlar. İptal müeydesini biz hukuk kurallarına aykırı yapmış idari işlemin yargı karar organı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Yani bir konuda diyelim ki bir karar alındı. Bu yanlış bulunduğu zaman bir yargı organı bunu yanlış olduğunu ve doğru olmadığını karar veriyor ve iptal ediyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A. Medeni hukuka göre akla uygun biçimde davranma yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? Akla uygun biçimde davranmayı biz arkadaşlar ayırt etme gücü diyoruz. Akla uygun şekilde davranma. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin unsurlarından biri değildir? Arkadaşlar hukuk devleti ilkelerinden biri olmayan millet iradesini yansıtan parlamento seçimlerin tek turlu oluşu bu hukuk devletlerinin bir özelliği değil. Ama kanunların anayasa uygunluğunun yargı organlarınca denetlenmesi hukuk devletlerinin bir özelliği. Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Kanuni hakim güvencesi vardır. Herkes hak arama özgürlüğüne sahiptir. Bunlar hukuk devletlerinin temel özellikleri ki milletin iradesini yansıtan parlamento seçimlerinin tek turlu oluşu hukuk devletlerinin bir özelliği değildir. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinde öngörülmüş bir istidam şeklinden biri değildir. Yani çalıştırma. Şimdi burada bir arkadaşlar güncelleme bir bilgiyi tazeleyelim. Doğru cevap şıkkımız aslında diğer kamu görevlisidir. Burada bir de geçici personeller de kaldırılmıştır. Şu an 657'ye göre arkadaşlar memur, sözleşmeli personel ve işçiler vardır. Dolayısıyla kanunda artık geçici personel adı altında ve diğer kamu görevlisi adı altında istihdam şekli yoktur. Bunu not alabilirsiniz. 3 tür ne var? İstihdam şekli var. Memur, sözleşmeli personel ve işçi, buna dikkat edelim. Kullandıklarında yeni bir hukuki sonuç oluşturmayan hak aşağıdakilerden hangisidir? Kullandıklarında yeni bir hukuki sonuç doğurmayan haklara biz alale de hak diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A. 1982 Anayasası'na göre Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili yanlış olan üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği. Arkadaşlar burada yanlış olan budur. Bu kurulun üyelerinin bir kısmı Yargıtay, bir kısmı Danıştay tarafından seçilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A. Ama kararlarına aleyhine başka bir mercinde başvurulmuyor YSK'nın. Bu doğru. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşuyor. Toplam 11 seçim konularıyla ilgili bütün şikayet ve itirazları görüşüyor. Bir yüksek mahkeme de değildir. Dolayısıyla burada yanlış olan bilgi A şıkkı.
anlaşmazlık konusu hukuki bir olayın çözümü için mahkemece verilmiş olan kararlara ne ad verilir? Anlaşmazlık konusu hukuki bir olayı mahkemece verilen karar arkadaşlar biz yargısal karar diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eksik borç kapsamına girmez? Hukuk tanısa da alacaklıya talep yetkisi vermeyen borçlara eksik borç denir. Arkadaşlar burada eksik borç olarak tanımlayan borç mukavele borçlarıdır. Kumar borçları, ahlaki ödevden doğan borç, zaman aşımına uğramış borç, evlenme tellallığından doğan borçlar eksik borç olarak değerlendiriliyorken mukavele borçları eksik borç olarak değerlendirilmiyor. Doğru cevap şıkkımız B. Belli bir hukuki konu hakkında kanunda gerekli bir hükmün bulunmamasına ne ad veriliyor arkadaşlar? Biz buna kanun boşluğu diyoruz. Yani belli bir hukuki konu hakkında kanunda gerekli bir hüküm yoksa biz buna ne diyormuşuz? Hukuk boşluğu. Güzel. Yukarıdakilerden hangileri kazanç amacı gütmeyen tüzel kişiliklerden biridir? Şirket, vakıf, dernek. Arkadaşlar şirketler kazanç var şirketlerde, vakıf ve derneklerde yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının anayasaya aykırı olmamak şartıyla her konuyu ayrıntılı biçimde kanunla düzenleyebileceğini ifade eder? Burada her konuyu ayrıntılı biçimde, o zaman doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? Yasama yetkisinin genelliğidir. Yani anayasaya aykırı olmayacak şekilde yasama organının her konuda ayrıntılı biçimde kanun düzenleme hakkına ya da yetkisine biz ne diyoruz? Yasama yetkisinin genişliği. Yukarıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda meşru müdafaa söz konusu fiili suç olmaktan çıkar? Haksız saldırıya karşı olması, kişinin kişilik ve mal varlığı haklarına yönelik olması, saldırı başlanmış, devam ediyor ya da her an başlayacak nitelikte ise arkadaşlar meşru müdafaa olan bu fiili suç olmaktan çıkarıyor. Dolayısıyla her üçü de var. Buna dikkat edelim. 11. sorumuz 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki hangisi TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşumunda yer almaz? TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşumunda yer almayan kişi arkadaşlar ya da grup, siyasi parti grup başkan vekilleri TBMM Başkanlık Divanı'nda yer almaz. Başkan divanda başkan, başkan vekilleri, idari amiler ve katip üyeler vardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E. 1982 anasında yapılan değişiklikle daha önce 25 olan milletvekili seçilme yaşı en az kaç olarak belirlenmiştir? Arkadaşlar hem seçme ve seçilme yaşı ne yapılmıştır? 18 olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A. Tek bir kamu tüzel kişisinin kendi içinde bütünlüğünü sağlamaya yönelik hukuksal araç aşağıdakilerden hangisidir? Kamu tüzel kişiliğinin kendi içerisinde bütünlüğü sağlamasına arkadaşlar biz hiyerarşi diyoruz. Hiyerarşi alt üst ilişkisi genelde kurum kuruluşun kendi içerisindeki bütünlüğünü sağlama yönelik olan yetki ya da aygıt. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yerel yönetim organları arasında yer almaz? Yerel yönetim organları arasında yer almayan mahalle muhtarlarıdır. İl encümenleri, köy dernekleri, belediye encümenleri, büyükşehir belediye meclisi, bunlar arkadaşlar nedir? Yerel yönetimlerdir ama yerel yönetimler içerisinde mahalle muhtarları yoktur. Doğru cevap şıkkımız D. 1982 Anayasası'na göre anayasanın başlangıç ve madde kenar başlıklarıyla ilgili aşağıdaki falan hangisi doğrudur? Arkadaşlar doğru olan anayasanın başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir ancak madde kenar başlığı anayasa metnine sayılmaz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Borçlar hukukuna göre edimin yerine getirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Edimin yerine getirilmesine biz arkadaşlar ifa diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımlarından biri değildir? Hukuk kurallarının yaptırımlarından biri de geçersizlik yaptırımıdır. Hangisi geçersizlik
yaptırımlarından biri değil arkadaşlar. Bunlardan olmayan tazminat geçersizlik arkadaşlar yaptırımlarından değildir. İptal, askıda geçersizlik, mutlak butlan ve nisbi butlan geçersizlik yaptırımları arasındadır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D. Türk Vergi Hukuku'na göre devletin belli bir hizmetin yapılmasına izin veya yetki vermesi karşında aldığı para aşağıdakilerden hangisi? Aldığı para ne denir daha doğrusu? Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Türk Vergi Hukuku'na göre devletin belli bir hizmetin yapılmasına izin veya yetki vermesi karşına aldığı paraya biz arkadaşlar bu yetkiye da izne biz resim diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. Demek ki vergi hukukuna göre devletin belli bir hizmetin yapmasına izin veya yetki vermesini biz ne olarak adlandırıyoruz sevgili arkadaşlarım? Resim olarak adlandırıyoruz sevgili dostlarım. Devam ediyoruz soru çözümlerimize. Özellikle başta KPSS ve tüm kamu sınavlarına yönelik. Dördüncü sorumuz bu kural niteliğine göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? 6090 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 91 borcun ifadesi için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse bunda ayın birinci ve son günü, ayın ortası belirlenmişse bunda da ayın 15. günü anlaşılır. Bu kavram olarak acaba hangi hukuk kurallarına giriyor? Bu arkadaşlar yorumlayıcı hukuk kuralı olarak adlandırıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D. Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel amaçlarından biri değildir? Hukukun temel amaçlarından olmayan arkadaşlar örf ve adet hukukunu geliştirme hukukun temel amaçlarından değildir. Oysa dirlik ve düzeni sağlama, hukuki güvenliği sağlama, adaleti sağlama, toplumun gereksinimlerini karşılama hukukun temel amaçları arasındadır. Ama örf ve adet hukukun gelişme gibi bir amacı yoktur. 1982 Anayasasına göre TBMM'nin toplanma ve tatille ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır arkadaşlar? Soru incelediğimizde yanlış olan bilgi meclis ara vermeye ve tatil sırasında doğrudan doğruya bakanlar tarafından toplantıya çağrılır ifadesi yanlıştır. Burada arkadaşlar ya meclis başkanı çağırır ya da cumhurbaşkanı çağırabiliyor. Bakanların meclisi toplantıya çağırma gibi yetkisi yok. Oysa ki her yılın Ekim ayında kendiliğinden toplanıyor. En az 3 ay meclis bir yasama döneminde 3 ay tatil yapabiliyor. Meclis ara verme tatil sırasında doğrudan doğruya meclis başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Ya da cumhurbaşkanı ara verme veya tatil sırasında TBMM üyelerinin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine meclis başkanı meclis toplantıya çağırabiliyor. Burada yanlış olan bilgi C şıkkıdır. Bakanların meclisi toplantıya tatildeyken çağırma yetkisi yok. 7. soru yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı devlet memuru kanun kabul ettiği temel ilkelerden değildir? Arkadaşlar 657'nin temel ilkeleri kariyer, liyakat ve sınıflandırmadır. Sendika adı altında bir temel ilke yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A'dır. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nde yargılanamaz? Sevgili arkadaşlar, yargılanamayacak kişi MİT müsteşarıdır. Kara Kuvvetleri Komutanı, yani Hava Deniz Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı, yani Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ne yapılabilir? Yargılanabilir ama MİT müsteşarı bu yargılananlar arasında değildir. Siyasi parti üyeliği ile ilgili aşağıda ifadelerde hangisi 1982 Anayasası'nda yer almadığı halde 2820 sayılı siyasi parti kanununda yer almaktadır? 82 yasasında yer almayıp da parti kanununda yer alan arkadaşlar ilke yüksek öğretim elemanlarının siyasi partiye üye olabilir. Bu 82 anayasasında yoktur ama daha sonraki siyasi parti kanununda yer almıştır. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Silahlı kuvvet mensupları siyasi partilere üye olamıyor arkadaşlar. Terör eyleminden mahkum olanlar siyasi partiye üye olamazlar. Siyasi partisi üye olabilmek için Türk vatandaşı olmak zorunludur. Bunlar doğru ibarelerdir. Hukuken geçerli bir sebep olmaksızın bir kimsenin diğer bir kimsenin mal varlığından veya emeğinden çıkar elde etmesi hangisiyle ifade edilir? Arkadaşlar burada kavram bahsedilen sebepsiz zenginleşmedir. Yani hukuki bir sebep olmaksızın
bir başkasının bir diğer kimsenin mal varlığından ve emeğinden yararlanarak zenginleşmesine biz ne diyoruz? Sebepsiz zenginleşme kavramı olarak bu şekilde ifade ediliyor. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kurullardan biri değildir? Yardımcı kurullardan biri olmayan devlet planlama teşkilatı, çünkü bu kaldırılmıştır arkadaşlar. Yardımcı kurumlar arasında Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey varken devlet planlama teşkilatı bu kurumlar içerisinde değildir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri hiyerarşi ilişkisi yoktur? Hangisine hiyerarşi ilişkisi yoktur? Hiyerarşi ilişkisi olmayan YÖK başkanı ile bir üniversite rektörü. Hiyerarşi genelde aynı kurum içerisinde oluyor. Mesela YÖK başkanı, YÖK sekreteri arasında, aynı üniversite rektörü ile dekanı arasında, aynı fakülten dekan ve fakülte sekreteri ya da dekanla öğretim üyesi arasında olabilir. Ama D şıkkında bu yoktur. 13. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir? Şimdi yönetmelikleri arkadaşlar Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri çıkarabilir. Dolayısıyla burada yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olmayan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'dır arkadaşlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Devlet tüzel kişiliği vardır ama Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tüzel kişilikleri oldukları için üniversiteyle birlikte bunlar ne yapabilir? Yönetmelik çıkarabilir. 14. sorumuz, 657 sayılı devlet memuru kanuna göre memurların adaylık süresi aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar, en az 1 yıl, en fazla 2 yıldır adaylık süresi. Bundan daha az ya da çok olamaz. Doğru cevap şıkkımız o zaman D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir? Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmayan arkadaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Kuvvet Komutanları üyedir. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 1982 Anayasası'na göre seçimler aşağıdakilerden hangisinin genel yönetimi ve denetimi altında yapılır? Arkadaşlar seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılıyor. 1982 Anayasası'na göre kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkili? Kanun teklifi arkadaşlar kimler tarafından yapılabiliyor? Milletvekilleri tarafından. Cevap C. Yukarıdakilerden hangileri 82 Anayasası'nın 2. maddesine sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer alır? Arkadaşlar cumhuriyet, sosyal devlet, laik devlet, bir de hukuk devleti. Yani 1, 3, 4. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A. Yani federal devlet ve monarşik devlet yoktur. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili hangisi doğrudur? Doğru olan arkadaşlar temel hak ve hürriyetler ancak ne ile sınırlanabilir? Kanunla. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi bakanların cezai sorumluluğa yol açabilen denetim yoludur? Bunu farklı bir soruda da çözmüştük. Bakanların cezai sorumluluğa yol açan arkadaşlar nedir? Meclis soruşturmasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? Bu da D. Aşağıdakilerden hangisi disiplin ceza türlerinden biri değildir? Arkadaşlar disiplin ceza türü olmayan geçici olarak meslekten çıkarma diye bir ceza türü yoktu. Fakat kademe ilerlemesini durdurma, uyarma, kınama ve maaştan kesme, bir de devlet memurluğundan çıkarma var ek olarak. Fakat geçici olarak meslekten çıkarma diye bir ne yoktur? Ceza yoktur. Aşağıdakilerden hangisi kişi hukukunun konusu değildir? Kişi hukukun konusu olmayan kişiliğin korunmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Ama kişinin başlangıcı ve sona ermesi, hakların korunması, kişi ehliyeti, hısımlık, bunlar hepsi kişi hukukunun konusu iken kişinin korunması bu arkadaşlar hukukun konusu değil. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezasına tabi olanlardan biri değildir? Disiplin cezasına tabi olmayan arkadaşlar emeklilerdir. Öğrenci, memur, asker, dernek üyesi ceza tabi olabilir. Hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen tek bir birey, insanı ifade eden ehliyet hangisidir arkadaşlar? Bu ehliyet gerçek kişiliktir arkadaşlar. Yani hak sahibi olan ve borç altına girebilme yetkisini biz kavram olarak ne olarak ifade ediyoruz? Arkadaşlar gerçek kişilik.
Suç ve ceza ilişkin yukarıdaki belirtilen esas aşağıdakiler hangisini ifade eder? Suçu mahkeme tarafına sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Biz buna ne diyorduk arkadaş? Biz buna masumiyet karinesi diyorduk. Yani bir kişiye mahkemenin tarafından bu kişi suçludur denilmediği sürece suçlu değildir, masumdur. Anayasaya göre Anayasa Mahkemesi üyelerin görev süresi ne kadardır arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi'nin üyelerin görev süreleri sevgili arkadaşlarım 12'şer yıldır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D. Milli Güvenlik Kurulu'nun çalışma usulüyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yanlış olan ibare kurulun gündemini genel kurmay başkanı düzenler. Kurulun gündemini arkadaşlar genel kurmay değil cumhurbaşkanı belirliyor. Kurul olarak iki ayda bir toplanıyor. Kurul kararlarını çoğunlukla alıyor arkadaşlar. Gündemin özelliğine göre kurul toplantına ilgili bakan ve kişiler çağrılar görüşleri alınabilir. Ancak bunda konuda oy kullanamazlar. Yani görüşü almak üzere çağrılanlar. Kurul kararları Cumhurbaşkanı'na da gönderilir. Ama kurulun gündemini genel kurmayı değil kim arıyor? Cumhurbaşkanı belirliyor. Kişinin gerekli özen ve dikkati göstermemesi sonucunda istemediği bir suçu işlemesini biz ne olarak ifade ediyoruz? Biz arkadaşlar bunu taksir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D. Gerekli özen ve dikkati göstermemesi sonucu istemediği halde bir kişi suç işliyorsa biz taksirle suç işleme diyoruz buna. Aşağıdaki hangisi 657 sayılı devlet memuru kanununda memurlar için düzenlenmiş olan ödev, görev ve yasak ve sorumluluklar arasında yer almaz. Yer almıyor arkadaşlar sendikal faaliyette bulunmamak. Bütün memurlar anayasa çerçevede sendikalara üye olma, sendikal faaliyet yürütme hakkına sahiptir. Ama sorumluluklar arasında mesela anayasaya sadakatle bağlı kalmak sorumluluklarıdır. Görevle ilgili resmi belge araç gereçleri yetki verilen yerler dışında çıkarmamak sorumluluklarıdır. Siyasi partilere üye olmamak yasaktır. Mal bilinliğinde bulunmak temel sorumluluklardandır. Ama sendikal faaliyetlerde bulunmamak arkadaşlar bütün memurlar sendikal faaliyete bulunabilir. Aşağıdaki hangisi memurun sona erme nedenlerinden biri değildir? Memurun sona erme neden birisi olmayan silah altına almayan askere giden bir kişinin memurluğu bitmez arkadaşlar. Geri döndüğünde memuruna devam eder ama ölmüşse, memurluktan çıkarılmışsa, çekilmiş sayılmışsa ya da çekilmişse bu kişi memurlukla ilişkisi kesilmiştir. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle beraber başta KPSS olmak üzere tüm kamu sınavlarına yönelik anayasa ve vatandaşlık sorularından oluşan bir genel tekrar yaptık sorularla. Umarım başınıza katkısı olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar. İyi çalışmalar.